Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da bizim prensibimizdir. Ders başlar başlamaz hemen önümden ya da arkamdan birisinin geçmesi lazım. Ruhaniler aslında onlar. Yani ondan sonra El-Munkız Mine-Delal 7. kez dalaletten kurtulmaya çalışacağız. Yani 6. sefer 6 yaptık. Fakat ilk 6'da çıkanları aşağıya çektik. Yani kuyudan çıkmış olur. İlk 6'da kuyudan çıktım diyenleri çektik aşağıya çektik. Yani kimse yukarı çıkmadı, gelin bir aşağıya dedik yani. Falan. Daha doğrusu dedik ki onlar, siz bize illüzyon yani bir yeni mağaraları şey diye anlattınız. Yani onları geri çektik şimdi. Şimdi yavaş yavaş esas mağaradan çıkmaya doğru gideceğiz. Şimdi biz normalde şimdi planlamamız şöyleydi. Yani tahafüt işte o ikinci metinlerden daha fazla duracaktık. Fakat o kitapları müstakil olarak okutmaya karar verdik. Yani dedim ki tahafüt dersini burada okutacağız. Tahafütten sonra İbn-i Rüşd'ün tahafütünü okuyacağız. İşte dedim ki mesela Fasul Makale hani kısmen bu kapsamda ortaya çıkıyor. Fasul Makale okuyacağız falan. Oradaki şeyleri biraz daha azaltalım diye kanaat getirdik. Fakat şimdi bir hususu mutlaka okumam gerekiyor. O da yani o felsefe bölümünü bitirip Talimiye mezhebine geçerken bir hususu mutlaka okumamız gerekiyor. O da bu kitabın sonuna yazmış olduğu kısım, yani sonuç kısmı. Burası gerçekten çok önemli çünkü şimdi Türkiye'de veya genel olarak yani Mahmut Hocaların çevirisinin 274-275. sayfası kitabın sonu şu kısım. Buradan şimdi size bir şey okumak istiyorum. Şimdi bu bölüm şu bakımdan çok önemli. Şimdi normal şartlarda hani biz diyelim ki KDO'da bir ders yaparken veya KDO'daki tartışmalarımızda yani böyle tekfir, yok işte mümin sayma vesaire hani böyle bir yani müftünün yapacağı işlerle ilgili değiliz. Yani biz anlamaya çalışıyoruz, metni anlamaya çalışıyoruz ve esas itibariyle en azından okurken ve tartışırken ya da yazı yazarken bir taraf değiliz. Mevzuyu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de bu Gazali üzerindeki spekülasyonların bereketsizliğinin bir sebebi var. Mesele sadece bu tekfir açısından ele alınıyor. Yani onları tekfir etmiş, etmemiş vesaire gibi yani böyle bir şey oluyor. Bu bizim çok böyle hani bizim için çok önemli bir şey değil. Bu tekfir meselesi yani tekfir etme meselesi. Bu konuda şimdi Gazali'nin ama görüş ayrılıklarını saptamak, tam olarak ne dediklerini tespit etmek bu çok önemli bir şey. Yani görüş ayrılıklarını yani mesela felsefe ne düşünüyor? Gazali ne düşünüyor? Gazali onları nasıl görüyor? Bunları tespit etmek çok önemli bir şey. Yani bu gerekli ama tekfir ayrı bir şey. Şimdi şahsen yani benim bu konudaki tavrım şudur kişisel olarak. Yani size de önerebileceğim şey odur. Burada meseleyi şahıs bazlı düşünmemek lazım. Yani mesela Gazali'nin muhatabını hani İbn-i Sina'dır ya da Farabi'dir ya da İbn-i Rüşd'dür daha sonra gelse bile. Böyle düşünmek bu doğru değil. Burada meseleyi düşünce bazlı ele almak lazım. Yani şöyle düşünmek, diyelim ki felsefenin kaçınılmaz bir sonucu mudur veya gereği midir? Acaba bunu bırakıp başka türlü düşünülebilir mi? Yani diyelim ki mesela, yani şu soruyu soralım. Din içerisinde veya dini düşünce içerisinde diyelim ki alemin kıdemine inanmak Gazali tarafından büyük bir problem olarak görülüyor. Şimdi biz bunun üzerine hani biraz konuştuk diyelim. Şöyle düşünelim isterseniz. Peki felsefede yani herhangi bir filozof acaba alemin kıdemi fikrinden vazgeçse filozofluğunu kaybeder mi? Ya da en azından mesela klasik düşüncede yani bu hani Platon, Aristo oradan başlayıp İbn Sina ve Farabilerin sürdürdüğü o gelenek içerisinden bir çelişki ortaya çıkar mı? Ya da diyelim ki mesela Farabi Gazali'nin ifadesiyle ama bütün tabii düşünürleri ilgilendirmek üzere. Mesela Tanrı tikelleri bilse desek ne olur? Yani öyle bir metafizik yapsalar ki yani bunun içerisinde hem diyelim ki sudur teorisi olsun. Hem filozofların hani görüşleri yani tam olarak bulunsun ama aynı zamanda desinler ki ya onlar öyle demiş ama biz diyelim ki ya Tanrı tikelleri bilir diyelim. Ya da diyelim ki mesela bedenle haşir olabilir diyelim. Tamam mı? Ya da üçüncü mesele olarak alem kadim değildir, hadistir diyelim. Yani çok açık ve seçik yani böyle yani hem dilde hem mantıkta çok açık ve seçik olarak bunu ifade edelim dese ne olur? Artık biz bunlara gene filozof diyebilir miyiz diyemez miyiz? Şimdi bu soruyu sormamız lazım. Yani Gazali hani tersini değil, yani bu düşünceler dine taşınınca ne olur sorusu ayrı bir mesele. Ama esas şunu sormak lazım daha aktif bir düşünceyle. Acaba bu üç cümleyi yani madem ki bu kadar kıyamet kopuyor, bu üç cümleyi buraya taşısak, yani felsefe içerisinde bundan itibaren desek ki İbn-i Sina'ya göre Tanrı'nın tikelleri ve tümelleri bilmede hiçbir problem yoktur. Tanrı tikelleri bilir.
Nasıl bilir? Nasıl anlıyorsanız. Yani çok rahat bir şekilde bilir. Yani ben mesela elimi kaldırıp kaldırmayacağımı bilir. Öncesinde de bilir. Kaldırdıktan sonra zaten bilir. Yani öncesinde desek. Ve diğer iki konuda da desek ne olur? Bunu şimdi felsefenin imkanları içerisinde veya felsefenin iç tutarlılıkları içerisinde bu soruyu sormamız lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Bu çok önemli bir konu. Genellikle şimdi bu böyle yapılmıyor. Diyor ki, peki diyor, deniyor ki mesela bunları dine taşısak ne olur? Bu soru sor. Bu yanlış. Yani iki tarafta birden düşünmek lazım. Yani şunun gibi mesela diyelim ki İbni Hanbel'e bazı insanlar kızar. Ya Kur'an-ı Kerim yani mahluktur, değildir. Yani bu kadar tartışmaya ne gerek vardı? O zaman soruyu şöyle soracaksın. Peki neden Mutezile bu konuda bu kadar ısrarlı? Anlatayım. Şimdi biz genellikle yani düşüncenin ağırlığını fark edemediğimiz için bize uzaktan sanki bunlar birbirine benzermiş gibi gelir. Şimdi doğru soru bu şekilde sorulmasıdır. Mesela niçin Mutezile ısrarlı yani bir adamı, yaşlı başlı bir adamı, büyük bir alimi neden hapse atıyor ya da diyelim ki neden ona ceza verdirmek istiyor? Bunun sebebi ne? O da neden cezayı alıp hapse gidiyor? Şimdi demek ki ortada birbirine... İbn Arabi'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Bu Firavun'un hani çocukları öldürmesinden söz ederken der ki ortada bir cehalet yoktu. Yani iki tarafta ne yaptığını biliyordu. Şimdi burada böyle bir cümle söylememiz lazım. Ortada bir cehalet yoktu. Yani filozoflar ne derken yani bir şey derken ne dediklerini biliyorlardı. Gazali ya da diyelim ki kelam geleneği ya da işte neyse onlar da ne dediğini biliyordu. Ortada bir cehalet yoktu. Yani birbirini yanlış anlama, birbirini tahrif etme diye bir şey yoktu. Herkes birbirini anlıyordu ve kimse pozisyonunu kaybetmiyordu. Şimdi bu çok önemli, yani bizim açımızdan çok önemli bir konu. Bunun altını çizelim. Efendim? Sonra gelenler bunu tevil etmeye çalışıyorlar. Bunun sebebi ne peki hocam? Genellikle şimdi tevillerde genellikle bir taraf kazanır. Yani uzlaştırma olmaz. Nitekim bunu tevil etmeye çalışanlar aslında Gazali'ye hak verirler. Çünkü onların mesela vurguladığı şey yani Allah'ın tikellerle irtibatının olduğudur. Yani kimse bunun çıkıp mesela tersini savunmaz yani. Daha doğrusu tevil ederken üzerine durdukları mesele İbn Sina, Farabi gibi Müslüman filozofları buradan hani çekip çıkartmaktır. Yani kimse mesela yok Aristo da böyledir, İbn Rüşd biraz farklı. İşte zaten onunki tevil denmez falan. Yani kimse yani böyle bir şey demiyordu. Dolayısıyla şimdi bu cümlenin altını tekrar çizelim. Yani aslında Gazali'nin yani şeyleri, kaygıları kabulleniliyor. Bunun altını çizelim. Diyeceğiz ki arkadaşlar, acaba biz Gazali'yi felsefeye taşıyabilir miyiz? Felsefeyi veya felsefenin bu üç önermesini dine taşıyabilir miyiz? Bu soruyu sormamız lazım. Sormamız lazım. Ve bunu bütün sistemler, mesela Mutezile diyelim ki mesela ilahi sıfatlar hakkında bir şey söyledi. Şimdi olmazsa ne olur? Yani hani bu görüşten vazgeçsek ne olur? Bu soruyu bir denememiz lazım. Ehl-i Sünnet mesela demiş ki ne aynıdır ne gayrıdır. Ya aynıdır dese ne olur? Şimdi bunu bir denememiz lazım. Yani başka türlü düşünceyi anlayamayız biz. Anlatabiliyor muyum? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ekoller birbirleri hakkında cahil değiller. Ortada bir cahillik yok, bilgisizlik yok. Herkes birbirini biliyor, ne dediğini biliyor. Ona rağmen bütün bunlar oluyor. Bunun altını çizelim. Şimdi buna rağmen Gazali kitabın sonunda yani bütün bu söylenenlerden sonra görüşünü bir özetliyor. Yani ben şimdi ne dedim? Mesela diyor ki, burayı okumak istedim yani size. Biri çıkıp dese ki, siz bir filozofların görüşünü ayrıntı olarak anlattınız. Hani bize tam böyle anlatmadı gibi falan da denebilir. Onların kafir olduğunu, onlar gibi inananları öldürmek gerektiğini kesin olarak söyleyebilir misiniz? Şimdi bu da tabii burada şey biraz muhatap değişiyor. Çünkü demek ki yani kenarda dışarıda eli kılıcında yaşayan insanlar da var. Yani birisi yani şu adam kafirdir dendiğinde durumdan vazife çıkartıp yani kellesini indirelim diyecek adamlar da var demek yani. Hani bu da bir vaka yani hani bu bugünün hadisesi değil. Geçmişten beri bazı şeyler var böyle dinliyorum falan insanlar hakikaten çok komik şeyler söylüyorlar. Mesela bu mezhep şeyleri diyor kavgalar çağımıza mahsus bir şey. Hiç alakası yok. Geçmişten beri yani çok ciddi mezhep kavgaları olmuştur. Hatta daha enteresanı şu. Ehl-i sünnet ekolleri içerisinde çok ciddi mücadeleler olmuştur. Ve bu mücadeleler mesela fıkıh ekolleri içerisinde olmuştur. Diyelim ki Hanbelilerle Şafiilerle bilmem kim falan. Bunlar arasında çok ciddi mücadeleler olmuştur. Yani böyle bir romantik tarih yorumunu insanlar seviyor. Yani bir şey olmadı, kavga etmedik. Bunlar hep modern dünyadan geldi falan gibi. Yani böyle sözleri söylüyor. Bu yalan yani. Doğru değil. Yani bizim de hani fakat şurası önemli. Bence bu soru sorulabilir. Acaba buradaki sahip, dini sahipler midir? Yoksa mesela diyelim ki
Mesela aşiret kavgaları din görünümlü müdür? Ya da başka bir takım siyasal hadiseler din... Bak bu tartışmaya değer bir şeydir. Yani biz bunu mesela Ercan'cığım mesela tarikatlar tarihi içerisinde de aslında ele almamız lazım. Yani diyelim ki mesela bir tarikat çok yaygınlaşıyor, diğeri yaygınlaşmıyor. Acaba bunun nedenleri nedir? Şimdi bizim şimdi siyasal ve yani sosyolojik tahlil yapma alışkanlığımız yok. Yani mesleğimiz bize bunu vermiyor. Bize vermeyince diğer o kabiliyeti olan kişiler de bu konuları bizden öğreniyor. Böyle bir kör dövüşüdür gidiyor. Şimdi bir defa tarihimizi farklı disiplinlerin işbirliğiyle doğru yazmamız lazım. Yeniden yazmamız lazım. Tarikatları yeniden yazmamız lazım. Mezhepleri yeniden yazmamız lazım ve bir şey mesela mezhep kavgası ne demektir bu sorusunun cevabını yeniden vermemiz lazım. Bunlar ayrı mesele. Ama vaka olarak çok ciddi mezhep kavgaları olduğu da kesindir. Ve ehli sünnetin kendi içerisinde bile çok güçlü kavgalar olmuştur. Çetin kavgalar olmuştur. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi Gazali demek ki burada muhatabı değiştiriyor. Şimdi muhatap kim artık? Muhatap yani herhangi yani buradan durumdan vazife çıkartıp önüne çıkacak filozofun kafasını kesebilecek bir adam. Yok yapmaz, yapar. Hiç tereddütsüz yapar. Yani buna şey yapmamak lazım. Şimdi diyor ki Gazali, üç meselede onlar kesinlikle küfre düşmüşlerdir. Şimdi bakınız, bir şey öngörüyor, bir şey yani daha doğrusu bir riski alıyor. Yani birisi çıkıp, mesela filozof avına çıkabilir. Mesela kitapları yakabilir. İşte şunu yapabilir, bunu yapabilir. Burada Gazali geri adım atmıyor. Hakikaten cesur davranıyor ve diyor ki yani bu üç meselede diyor yani hiç geri adım atacak halim yok diyor. Burası çok önemli bence. Çünkü hani mesela örnek vereyim size. Şimdi bir ara Gazali'nin Endülüs'te iki dönemi var. Şimdi bir dönemde çok seviliyor Gazali. Daha sonra işte iktidar değişikliği oluyor falan. Gazali'yi sevenler bu kez muhalefete düşüyor. Ve Endülüs meydanında Gazali'nin kitapları böyle toplanıp yakılıyor. Yani hani yani Gazali açısından bile bu böyle. Yani neden? Bunu biraz sonra mesela Talimiye mezhebini okurken orada anlatacağız, söyleyeceğiz. Müslümanların bir kısmı bir görüşü savunmak ile ona hizmet etmek arasında illiyet bağı kurmuşlar. Mesela demişler ki sen felsefeyi reddediyorsun güya. Cümlemi tekrar edeyim affedersiniz. Bir görüşü reddetmek ile veya bunun için kitap yazmak, yazı yazmak ile onu savunmak, onu popülerleştirmek arasında bir illiyet bağı kurmuşlar. Mesela diyelim ki İmam Gazali felsefeyi eleştiriyor ya da reddediyor. Fakat şimdi onların görüşlerinin tanınmasına yol açıyor. Çünkü bunları yazıyor. Şimdi kitabı okunduğu zaman mesela Gazali'nin kitabı okunduğu zaman insanların bir kısmı onlara meyledecek. Bundan dolayı bu tarz reddiye kitaplarının bir propaganda eseri olduğunu veya propagandaya hizmet ettiğini düşünenler olmuş. Bunun için mesela Gazali hani o felsefedendir ya da ehli bidattandır diye suçlayanlar da olmuş. Göreceğiz yani Talimiye mezhebini okurken çok güzel bir örnek var orada. Orada onu söyleyeceğiz. Şimdi Gazali'ye böyle tavırlar olmuş. Eğer Gazali'ye olmuşsa felsefede bunun olması haydi haydi mümkündür. Ama Gazali burada arkadaşlar bakınız. Yani bir bakıma bir ölüm kalım meselesine iş dönüşüyor ve geri adım atmıyor. Yani yol açabileceği sorunları öngörüyor ve diyor evet diyor. Ben diyor bu üç konuda diyor geri adım atmam diyor. Yani gerçekten bu konuda onlar tekfir edilmelidir. Çünkü yani eğer Tanrı ile alemi ayrıştıramayacaksak, bireyselliği temellendiremeyeceksek ve Tanrı'nın tikellerle ilişkisini kuramayacaksak dinle konuşmanın anlamı yoktur. Yani dinin olmazsa olmaz üç şeyi bunlardır diyor Gazali. Burada geri adım atmıyor. Neye yol açarsa atsın. Birincisi işte bunlar tekrar söylüyor. Alemin ezeliliği ve onların bütün cevherleri ezeli sayan görüşleri. Cevher dedi yani şey mahiyetleri ezeli saymaları. İkincisi onların Yüce Allah'ın ilmi bireysel olarak meydana gelen cüzileri kuşatmaz. Yani kuşatmaz değil de yani onlara tahallük etmez. Onlarla ilgili değildir dediğimiz. Yani mesela şimdi ayağımı atmamla ilgili değil. Yani Tanrı'nın bilgisi böyle bir şey değil diyorlar. Ondan sonra üçüncüsü de onların cesetlerin dirilip toplanacağını inkar etmeleridir. Toplanacağı yani haşir meselesini böyle tercüme etmiş hocalar. Onları inkar etmeleridir. Bu üç mesele hakkındaki görüşleri hiçbir şekilde İslam'la bağdaşmaz. Ben bunun altını çiziyorum arkadaşlar bakın. Şimdi biz genellikle Gazali böyle ehli sünnetin müdafiği gibi düşünüyoruz. Bu doğrudur. Gerçekten yani ehli sünnetin müessislerinden bir tanesi Gazali'dir. Ondan sonra fakat diyor ki bu da İslam'la bağdaşmaz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yanlışlık var. Bazı insanlar ehli sünnetle dini özdeşleştiriyorlar.
Bu bir mezhebe yapılabilecek büyük haksızlıklardan bir tanesidir. Ehl-i sünnet din değildir. Ehl-i sünnet bir din yorumudur. Yani mezhep İslam'ın bir yorumudur. Hiç kuşkusuz. Ama kişisel olarak ya da diyelim ki insanların bir kısmı ehl-i sünnetin dine en yakın, yani Hazreti Peygamber'in anlattığına en yakın yorum olduğunu söyleyebilir. Mesela ne kadar yakın, neredeyse o gibi diyebilir. Ama ortada bir boşluk olduğu için ehl-i sünnet din değildir, denilemez. Fakat burada Gazali aslında bunun sadece ehl-i sünnetle ilgili değil, bütün olarak İslam'la çelişik bir şey olduğunu söylüyor. Yani İslam'ı kabul etmek, nübüvveti kabul etmek veya temel şeyi kabul etmek buna imkan vermez diyor. Yani ehl-i sünneti aşan bir şeyden söz edebiliyoruz. Çünkü bazı görüşler vardır. Bunlar mesela ehl-i sünnete aykırı olabilir ama İslam bunu tolere edebilir. Yani diyelim ki yani böyle bir şey olabilir. Bunun altını çizmek lazım gene. Hiçbir şekilde İslam'la bağdaşmaz. Bunlara inanan kimse peygamberlerin yalan söylediğini. Yani çünkü peygamber demek ki temelde üç şey getirdi. Veya bilgilerini tasnif etsek peygamberimizin bilgilerini. Üç şeye müteallik olabilir bunlar. Nedir bunlar? Tanrı alem ayrıştırılmasını sağlamak tefrik. Yani bu alem içerisinde insan da var. Yani mesela ki hani Allah İsa değildir cümlesi de bunun bir parçasıdır. Allah İsa değildir cümlesi bunun bir parçasıdır. Daha sonra mesela şimdi tasavvuf, şimdi bu hani Ercan Hoca ile bizim mesleğimiz biraz. Şimdi tasavvuf tarihinin gelişimi veya tasavvuf düşüncesinin gelişimi bu problem üzerinden hareket edecek. Çünkü mesela tasavvufta şu kavramlar ortaya çıkacak. Fena kavramı, ittihat kavramı, vuslat kavramı, istihlak vesaire böyle bir sürü kavram ortaya çıkacak. Bunların hepsine şunu tartışacağız. Acaba burada bir kişi Tanrı'ya ulaştı mı? Yani Tanrı mı oldu? Tanrılaştı mı? Bu tartışmaları yapacağız ve kahir ekseriyet hayır böyle bir şey yok diyecek. Neden? Bundan dolayı. Yani nübüvvetin getirdiği bilgi hem mebde bakımından hem meat bakımından hem ahlaki yetkinleşme bakımından Tanrı ve insan tefriki üzerine kurulu. Tekrar ediyorum bu cümleyi bakınız. Hem mebde bakımından yani başlangıçta mesela bu hani en son şimdi Fikriyat'ta bir yazı yazdım bu hani önce söz vardı ile ilgili bu konuyla ilgili aslında hem başlangıçta mebdede hem hali hazır durumda şimdi hem meadde ve bunun içerisinde bir parantez ahlaki yetkinleşmede Tanrı alem dolayısıyla Tanrı insan tefriki üzerine kuruludur. Yani hiçbir insana biz mesela yani diyelim ki mesela o Allah oldu. Mesela o vardı, o Allah idi diyemeyiz. Hiçbir şekilde diyemeyiz. Bunun tek istisnası bazı şataatlardır. Onların yorum üzerine zaten Luman dersinde konuşmuştuk sizinle. Bir, ikincisi zaten bir kısmını sekr kabul ediyorlar. Yani sarhoşlukla söylenmiş söz ama gerçekte böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla şimdi Gazali burada bunu buraya bağlıyor diyor ki mebde'de ekleyelim yani meadde Tanrı alem tefriki üzerine kurulu. Din dediğim şey bunun üzerine kuruludur diyor. Devam. Bu üç meselede ki görüşler hiçbir şekilde İslam'la bağdaşmaz. Bunlara inanan kimse peygamberin yalan söylediğini onların anlattıklarını maslahat gereği halkın anlayabileceği şekilde sembollerle ifade ettiklerine inanmış olur. Bu zaten filozofların din hakkındaki en önemli ve en yaygın iddiaları budur. Bu daha sonra mesela tasavvufta da ortaya çıkmıştır. Mesela tasavvufta bir avam havas ayrımı ortaya çıkar ve özellikle şimdi o havasçılığı esas alan yani insanın hakikate ulaşabileceğini, hakikate ulaşınca hem bilgi kaynağına ulaşacağı için hem yükümlülüklerinden kurtulabileceği için şeriatın sınır dışına çıkabileceğini savunanlar var. Şimdi bunlara diyorlar ki peki peygamber böyle yapmadı. Bunun cevabı şu onlara göre. Azınlıkta olsa da olsa böyle bir teori var yani böyle bir görüş var. Ona diyor ki peygamber diyor avama göre konuştu. Sembollerle konuştu. Yani Hazreti Peygamber ortalamanın şeyiydi. Yani mürebbisiydi, mümessiliydi. Sizin için başlangıçta bizim için de öyleydi ama biz hani o yolu geçtik ve kemale ulaştık gibi. Böyle bir kanaat vardı. Yani sufi dolayısıyla şimdi bu yani peygamber sıradan insana konuştu cümlesini iki yerde bulabilirsiniz. Bir felsefe arasında yani Farabi gibi filozoflarda bunu bulabilirsiniz. Biz daha önce mesela Haybin Yakzan'ı okuduğumuzda aynı şeyi görmüştük. Haybin Yakzan'da mesela o nihai hakikate ulaşan kişi yani ulaşıyordu. En son nübüvvetle aradaki problem nübüvvetin anlattığı dil ile kendisinin ulaştığı arasındaki çelişki de ortaya çıkmıştı.
Ve fark etmişti ki aslında benim fark ettiklerimi, yani aklen idrak ettiklerimi peygamber sembollerle anlatıyor. Ben peygamber olmadan bunları insanlara anlatamam. O zaman ben inzivaya çekileyim. Yani peygamberin ulaştığı kişilerle benim konuşmama gerek yok. Çünkü biz anlaşamayız. Ama peygamberle aramızdaki fark bilgi farklılığı değil. Sadece anlatım ve üslup farklılığı. O muhayyileyle, sembollerle bir şey anlattı. Yani şiir gibi konuştu. Ben ise hakikate ulaştım. Onun ulaştı. Mesela peygamberle aramda fark yok. Ama peygamberin konuştuğu kişiyle aramda dil yok. Hayvin Yaksan'ın ana fikri buydu hatırlarsanız o son kız. Hayvin Yaksan'ı ben bu sınıfta okumadım mı? Arada bir bakın ona isterseniz şu kayıtlara. Hı. Okumuşsunuzdur yani siz zaten Hayvin Yaksan'ı değerlendirmişsiniz. Osman Yazı yazdı mı Hayvin Yaksan'la ilgili? Henüz yazmadım. Madem sen yazdın mı Hayvin Yaksan'la ilgili? Henüz yazmadım. Henüz. Dersleri takip ettim ama. Ha dersleri takip ettim. Benim imkanıyla alakalı çok şey yaptık hocam. İmkan tartışılıyor ya, o son kısmı söylüyorum. Son kısım yani peygamberle aramızda, yani bizim peygamberle aramızda bir fark yok. Fakat anlattığı kişilerle anlaşamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir iddia şey buydu yani temel iddia buydu. Neyse bu cümle demek ki iki kişide bu teori var. Bir, Sufiyenin bir kanadında. İkincisi ise şeyde, felsefede. Cümleyi tekrar edelim. Yani bildiğiniz cümledir. Anlattıkları maslahat gereği, bu maslahat kavramı bir tür mühendisliktir. Yani böyle nihai olarak hakikati biliriz bilmeyiz farklı ama yani bir fayda temin edebiliriz. Yani bir fayda istihsal edebiliriz buradan. İstihsal edebiliriz gibi. Yani böyle bir bakış açısı. Bu Müslümanlardan hiçbir grubun kabul etmediği apaçık bir küfürdür. Şimdi diyor ki Gazali, yani bunu hiç kimse kabul edemez. Bu üç mesele dışında, şimdi şurası da önemli. Bu üç mesele dışında ilahi sıfatların yorumu. Mesela derim ki, ben tabii Gazali yaşarsam burada katılmam. Yani ilahi sıfatlar meselesi dendiğinde ehli sünnetin bakış açısıyla mevzuya bakıyor. Filozoflardaki ilahi sıfatlar değil. Yani ilahi sıfatlar Tanrı'nın kendisi kabul etmiyorlar. Böyle bir şey yok yani. Bu ifade yanlış bence. Ama önemli değil. İlahi sıfatların yorumu, zat sıfat birliğine inanmaları, zat sıfat birliğine inanmıyorlar. Zatın kendisi diyor. Yani zat sıfat birliğine inanmak demek yani Tanrı'nın şu mesela irade diye bir sıfat var bilmem ne falan böyle bir şey demeleri lazım. Böyle bir şey demiyorlar. Aslında burada biraz yani şey gidiyor yani Gazali'de yani öfke çok olunca şimdi burada dengelemek için biraz şey yapmış yani ama bunlar doğru değil yani ifadeleri gibi konular Mutezili'nin görüşüne yakındır. Çünkü Mutezili zaten hani sıfatları mesela Mutezili de sıfatları zaten aynı kabul etmiyor. Yani böyle bir şey yok yani. Hani Tanrı'nın bir hani zatına mahsus bir takım selvi nitelikleri var. O ayrı bir şey ama yani böyle bir şey kabul etmiyor. Dolayısıyla şimdi burada mesela hakikaten biraz ehli sünnet aklıyla mevzuya bakma diye bir şey var yani o anlaşılıyor. Bence bunlar doğru değil. Mutezile mesela diyor, sebep ile sebeplinin birbirine doğal olarak gerektirdiğini yani illet malul ilişkisi yani illeti tam olduğunda malulü iktiza eder. Genel bir prensiptir bu. Hani illet tam olduğunda bizim hatırlarsanız Sadedin Konevi'de biz bunu okumuştuk yani. Müftahül Gayb'ın birinci prensibi budur. Bir şey zatı gereği bir şey iktiza ederse varlığı devam ettiği sürece onu iktiza eder. Zatına ilave bir durumla onu iktiza ederse o ilave durumu varlığına bağlı olarak onu iktiza eder filan gibi Sadedin Konevi'de böyle meşhur bir prensip vardı. Bu illet malul ilişkisidir. Bundan tabii ortaya çıkan çok ciddi meseleler vardır. Hani burada durmayalım üzerine. Şimdi diyor ki bu diyor Mutezile'nin tevellüt nazaresi olarak ortaya koymuştum. Şimdi bu ne demek? Biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi tevellüt nazaresi bir nedensellik nazariyesi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Fakat bizim bunu kabul etmememiz mezhebi bir tercihtir. Tamam mezhebi bir tercihtir. Ama diğerleri, şimdi buradaki ayrımı iyi anlamak lazım. Şimdi diğer üç prensip mezhebi bir tercih değil. Onlar ala kanunil İslam. Onlar çok güzel. Onlar ala nizam ve ala kanunil İslam olarak reddetmek zorunda olduğumuz prensiplerdir. Bu diğerleri ise, buna bağlı olarak diğer konular ise ala mezhebi ehli sünnet reddetmek durumunda olduğumuz şeylerdir. Bu iki şeyi ayırt etmek lazım. Nitekim Gazali El-Munkız Mine Delal'in girişinde bunu bize anlatmış. Demişti ki bazı konularda filozoflar tekfir edilir. Yani
Kanuni İslam, yani buna göre dışına çıkarlar. Bazıları da bidatçı kabul edilir. Bu bidat kelimesi arkadaşlar iyi anlaşılması lazım. Bidatın aslında yenilikle ilgisi zayıftır. Yani doğru kavram yeni değil. Yani bidat kelimesini anlatırken yeni olmak değil bu. Bidat demek sünnetin getirdiği bir otansite vardır. Sahihlik vardır. O sünnetin içerisinde var mı yok mu bir şey? Bidat bu demektir. Yani sünnet... Evet? Yani şöyle, eski de olsa, yeni de olsa, yani sünnet, misal olarak söylüyorum. Hatırlarsınız Haris Muhasibi şimdi ruh hakkında bir fikir söylüyordu, akıl hakkında. Şimdi, yani belli ki filozofların görüşünü, yani ruhun fiilidir gibi, yani böyle bir cümle vardı. Yani diyor, aslında fena fikir değil ama diyor, sünnette yeri olmadığı için diyor, bunu kabul edemeyiz diyor. Şimdi onu kabul etmek veya o görüşün kendisi bidattır. Muhasibi'ye göre. Orada da mesela Kader Risalesi'nde çok güzel mesela Kader Risalesi, Hasan Basri de aslında Hasan Basri üzerindeki tartışma da sünnet nedir, bidat nedir tartışması üzerine kuruluydu. Yani şeyin mesela Kader Risalesi'nin ana fikri buydu. Sünnet nedir, bidat nedir tartışması üzerine kuruluydu. Abdülmelik bin Mervan orada sünneti temsil ediyordu güya ve bir grup. Hasan Basri ise bidatçı idi. Halbuki Hasan Basri onlara gelenekçi olduklarını söyleyip sünnet yorumunun kendi söylediği olduğunu söylemişti. Bunlar çok önemlidir. Yani altına hani şöyle şu üç kavramı iyi düşünmenizi doğrusu istiyorum. Sünnet, gelenek. Mesela bence yani hiçbir şekilde yani sünnette gelenek bir değil. Adet ve bidat diyelim. Bidat. Şimdi mesela Hasan-ı Basri kendisinden önce gelenlere, yani şu geleneğe muhalif olarak sünneti müdafaa ediyordu. Kendi yorumu öyleydi yani. Risale'deki yorum öyleydi. Şimdi bunları birbirine farklı mütalaa etmek lazım. Bizim şimdi genellik, hani Müslüman toplumlarda böyle bir mesele var. İşte gelenek, muhafazakarlık, mesela bunlar daha çok böyle sünnetle irtibatlı gibi kabul ediliyor. Doğru değil. Yani mesela sünnet gelenekle kavga eder, işte muhafazakarlıkla kavga eder. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Yani sünnet tamamen başka bir şeydir. Bu nedenle mesela şeyin bu hani genonu şahsen yani düşüncelerinin en önemsediğim şey şudur. Tradisyon kavramı üzerindeki vurgusu. O biraz daha başka anlamda yorumluyor ama önemli. Şimdi tradisyon böyle bir şey. Sünnet bu demek. Yani illa gelenek demek değil yani. Dolayısıyla tercüme ederken buna dikkat etmek lazım. Sünnet başka bir şeydir. Bidat başka bir şeydir. Yani bunu iyi anlamak lazım. Şimdi burada diyor ki şimdi diyor filozofların diyor diğer bu konudaki mesela tevellüt nazariyesi ne yakın görüşleri var. Ya da ilahi sıfatlar konusu. İlahi sıfatlar konusunda dediği hakikaten doğru değil yani. Bence ne Mutezile'deki doğru, Gazali'nin, ne filozoflardaki görüşü doğru. Çünkü onların böyle bir sıfatlar meselesi yok. Sıfatlar dinle ilgili bir şey ve ehl-i sünnette daha çok öne çıkan bir şey. Şeyler ise, mesela Mutezile ilahi sıfatları zaten hani kadim kabul etmiyor. Yani şey o, aradaki fark o. Evet, bu üç mesele dışında... Onlardan naklettiğimiz diğer bütün şeyleri İslami fırkalar da dile getirmiştir. Bu da önemli bir konudur. Ben şahsen bunu özellikle İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inde görmüştüm. Şimdi Kitab-ı Tevhid çok enteresan bir polemik kitabıdır. Onu anlatmak için şöyle bir örnek veriyorum ki Gazali'ye de, yani mesela Gazali'nin üslubuyla İmam Maturidi'nin üslubu birbirine çok benziyor bu bakımdan. Çünkü ikisi de yani kelam duyarlılıkla ve vahşi savunmak için mücadele ediyorlar. Şimdi Kitab-ı Tevhid'i anlatırken kullandığım şöyle bir cümle vardı. Yani mahallede kim varsa herkese dövüşüyor. Yani Doğu Akdeniz'de kim varsa İmam Maturidi yani dümdüz kavga ediyor. Fakat şimdi trajedi şurada. O dövüştüğü kişilerin hemen hepsi birkaç nesil sonra değişik alanlardan İslam'a sirayet ediyor. Fakat arkadaşlar bakınız. Şimdi bunu ilk söylediğimde bu cümleyi önemsemiştim ama sonra İmam Maturidi'ye biraz haksızlık yaptığını düşündüm. Tarihi bir yanılgıyı düzeltme. Ercan'cığım şeyle şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Biz de bu ana şahitlik edelim. Yok, görüşümde geri adım atmıyorum. Yani fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir düşüncenin bağlam içindeki varlığıyla bu bağlamdan kopartılarak başka bir bağlama taşınması ayrı şeyler. Mesela, şimdi diyelim ki Zerdüştlerin bir önderi var. Şimdi insanlara teveccüh ediyorlar falan.
Şimdi ondan aktarılan görüşler var ve o görüşler şurada söyleniyor. Yani Zerdüştî bir gelenek içerisinde söyleniyor. Şimdi İmam Maturidi burayla kavga ediyor, mücadele ediyor. Fakat Zerdüştî şuradan kopartıyoruz. Misal olarak söylüyorum. Yani hani böyle bir şey yok. Kitab-ı Tevhid'de de örnek olarak veriyorum size. Şimdi Zerdüştî şuradan kopartıyoruz ve şuraya taşıyoruz. Diyoruz ki muhtemelen nebilerden birisidir diyoruz. Dediğimizde iş değişiyor. Tamam. Ondan sonra şurayla parçalı bir ilişki kuruyoruz. Yani sistemi değil, tek tek düşünceleri almaya başlıyoruz. Gazali'den sonraki İslam gelenekleri felsefeyle veya dini cemaatlerle, dini gruplarla daha kazuistik ilişkiler kurarak bağlamdan ortaya çıkan tehlikeyi reddetmeye çalıştılar. Yani tehdit eden şey buydu. Tamam. Dolayısıyla şimdi burada peki bağlamı reddederek kurulan ilişki nasıl bir ilişki olabilir? Pragmatist bir ilişki olabilir. Ha yani anlatayım bak. Bağlamı reddederek kurulan ilişki pragmatist bir ilişki olabilir. Yani artık mesela bu kavram işimize yarıyor. Mesela diyorsunuz ki misal olarak söylüyorum. Allah herkese bir peygamber göndermiştir diyorsun. Belki de Platon da peygamberdir diyorsun. Dediğinde iş değişiyor. Ama Platon'un kendi içerisinde, kendi bütünlüğü ve sürekliliği içerisinde ele aldığında Platon Hicaz'ı tehdit ediyor. Yani problem burada. Dolayısıyla şimdi İmam Maturidi bir bütün olarak, hani karşısında böyle bir cephe olarak durduğu zaman onların hepsine saldırıyor. Ama daha sonra o bütünlük kaybolduğunda tek tek yani seçerek mesela bir şey söylüyorsun. Mesela diyorsun ki Allah'ın yarattığı ilk şey nur, peygamberin nuru idi diyorsun İbn-i Arabi'den. Diyelim ki bu nur mesela farklı şeylerde, geleneklerde de şöyle şöyle ifade edilmiştir diye parça parça zikrettiğinde bağlam tehlikesi ortadan kalkıyor. En azından öyle düşünülüyor. Yani aradaki şeylerden bir tanesi bu farklılık. Dolayısıyla şimdi Gazali'nin bu cümlesini söyleyelim. Şimdi Gazali diyor ki yani İslami fırkalardan diyor önemli bir kısım zaten diyor bu görüşleri aklı aktarmıştır diyor. İslam fırkalarından bidatçıları kafir sayan bir kimse bundan dolayı filozofları da kafir sayar. Tekfirden şimdi burada şimdi işi meşruk bırakıyor. Yani çıkıp mesela bir adam desek mesela Mutezile Müslüman değildir. Hani denemez yani böyle bir şey yani hakkına aklı olan böyle bir şey denemez yani. Ama çıktı birisi dedi. Valla o derse desin diyor ama ben yani öyle anlaşılıyor ki mesela Gazali ve Faysal Tevfik'e başka kitaplarında zaten buna kapıyı kapatıyor. Yani ehli kıbleyi tekfir etmemek falan diye böyle bir ilkeyle. Ehli kıble ama daha geniş bir kavram gibi düşünmek lazım. Yani namaz kılanlar anlamında değil geniş olarak düşünmek lazım. Yani bir adam nübüvveti kabul ediyorsa, işte Allah'ı kabul ediyorsa falan gibi. Yani biraz daha geniş bakmak lazım. Eğer diyor böyle olursa diyor, bu böyleyse diyor, o zaman diyor siz bilirsiniz yani ama beni bağlamaz demeye getiriyor. Bize gelince sözün bu kitabın amacı dışına çıkmaması için şu anda bidatçıları kafir saymayı, bu konuda neyin doğru ve neyin doğru olmadığı meselesini incelemeyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bunu başka bir kitapta yapıyor ve orada yani kabul yani bidatçıları tekfir etmiyor. Yani Gazali yani bu konuda olabildiğince mütesahil, olabildiğince geniş bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Bunlar önemli değil. Önemli olan şey şurası. Şu üç konuda Gazali herhangi bir şekilde geri adım atmıyor. Çünkü bunu ala kanunil İslam'a göre dinin dışında kabul ediyor. Sizden ricam yani mesela yazı yazarken mesela şöyle bir yazı yazmayı deneyin. Acaba mesela tersinden bir soru sorun. Yani ben şahsen mesela Gazali üzerindeki yazılardan birisine şunu dile getirmiştim. Gazali nasıl bir metafizik istiyor? Üç meseleye cevap verebilen bir metafizik. Yani öyle bir metafizikten bahsedelim ki Tanrı tikelleri bilsin, Tanrı ve alem tefrik edilsin, bireysellik izah edilebilsin. Temel şeyim buydu. Acaba bu mümkün mü değil mi? Şimdi siz şöyle bir yazı yazabilirsiniz veya konuya şöyle bir bakış getirebilirsiniz. Acaba felsefenin içerisinde veya felsefe yaparken biz bu üç ilkeyi kabul etsek, filozof olma, yani anladık şimdi Gazali diyor ki Müslüman olmaktan çıkarız diyor. Anladık. Peki biz bu üç ilkeyi Gazali'nin söylediği gibi kabul etsek, felsefe olmaktan, filozof olmaktan çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Bedel ödetmek lazım. Efendim? Bedel ödetmek lazım. Bir bedel ödetmek, tabii yani hani. Değil mi yani? Tabii. Yani şimdi hep böyle Gazali'ye şey yapmanın anlamı yok. Biz bu üç ilkeyi kabul ederek Batiyar diyoruz ki şey yapabilir miyiz? Yani filozof olarak kabul kalabilir miyiz, kalamaz mıyız? Hocam ben şöyle düşünüyorum.
O günkü felsefenin doğasını bence iyi incelemek gerekir. Çünkü sonuçta bunlar bir felsefi akılın içine dayanıyor. Yani filozofların bütün o iddialarının tamamı kendi doğalarından, yani felsefelerinin doğasından kaynaklanan bir akıl yürütmeye dayalı bir iddia ya da önermeler. O felsefi akıl yürütme kalıbının dışına çıkabilir miyiz belki? Ben soruyu böyle soruyorum. Eğer o felsefi akıl yürütme kalıbının dışına çıkabilirsek şayet, farklı bir alternatif üretebilirsek, evet felsefe, filozof olarak kalabiliriz. Ama yok, o felsefi akıl yürütmenin dışına çıkamazsak o zaman evet, Gazali'nin dediği gibi kesinlikle filozof olarak kalamayız, hatta kafir oluruz yani. Allah'ım olsun. Bizim için tövbe istiğfar ederiz yani neticede ama o akıl yürütmenin dışına çıkamayız. Çünkü felsefenin temel iddiası o akıl yürütmenin bir ihtimal değil, bir zorunluluk olduğunu kabuldür. Çünkü o akıl yürütme burhanidir. Burhani olan demek seçeneği olmayan demek. Yani herhangi bir seçeneği yoktur yani. Eğer mesela biz de bu nedenle mesela metafizikçilikten düşeriz. Zaten İbn-i Rüşd eleştirip böyle başlamışlar. Gazali, Sapsız, Cedel yaptı. Sapsız, evet. Biz Burhani başlıyor falan. Burhani, evet. Bu ikincisi bu yani. Bu. Öyle anlaşılıyor ki Tuğba bu bir hafta içerisinde İbn-i Rüşd'ün Teafüt-ü Teafüt kitabını okudu. Başka okuyan var mı? Bir hafta içerisinde yapılacak işler yapılmış kabul edilir. Tekrar soruyorum. İbn-i Rüşd'ün kitabını başka okuyan var mı? Şimdi kamera çeksin. Ercan, bir hafta içerisinde olacak şeyleri yalan kabul etmiyoruz. Tamam, tekrar söylüyorum. Bir hafta bir hafta tekrar arkadaşlar söylüyorum. Arkadaşlar okuyamadı, kitap daha çıkmamıştı hocam. Sahaflardan hocam. Sahaflardan bulmak diye bulmuş şey. Eskişehir'de başına bir hadise geldi. Osman onun bıraktığı yetişmedi. Evet. Yani hem bu şey Teafüt'ü bir okuyalım. Hem onu bir okuyalım. Normal ikisi çok sıkıcı bölümleri var. O tarz şeylere takılmayın. Yani delil üzerinden gidiyor işte yok Burhane miydi, Cedel miydi. Şimdi bunların önemli bir kısmını biz kaybettik. Yani hani bu tarz kavram olarak bir metin yazmıyoruz ya da buna alışık değiliz. Önemli değil. Fakat neticede bir şey söylüyor. Yani İbn-i Rüşd bir şey söylüyor. Onu anlamaya çalışacaksınız. Yani o şey çok sıkıştığında yani argümanları savunurken dil çok zorlanırsa oraları geçin yani takılmayın yani. Tamam? Evet. Peki bununla ilgili şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Geçelim şimdi Gazali'de üçüncü bahse. Değerli arkadaşlar bu üçüncü mesele yani kelamcıları konuştuk, felsefeyi konuştuk. Üçüncü mesele hakikaten çok önemli. Yani şimdi diğer ilk ikisini sattık mı konuları? Yok. Onlar da önemli ama bunun şimdi şöyle bir farklılığı var. Şimdi arkadaşlar bir rivayete göre bu son sınıfların yani sizin yani üçüncü sınıfın yazı yazma alışkanlığı biraz azalmış. Yazı yazmazsanız bidatçilikle suçlanırsınız. Yani değil mi Ercan hocam? Ahat haberle. Ağat haberle. Ağat haber. Ağat haber delil değildir. Tamam ama yani delil soruyorum yani ehline soruyorum yani hani. Yani ince ekum felsikun bir nebeyi fetebeyyenu. Yani bunu bana içimden bir his söylemişti yani. Ahat dediğiniz o yani siz benim böyle ahatla bir ahadiyet şeyimiz var ama neyse. Ondan sonra ferdiyet. Ferdiyet diyelim yani. Ondan sonra böyle bir rivayet var arkadaşlar. Eğer KDO'da yazı yazmazsanız hüküm nedir? Esra? Bidat. Aslında küfür olmuyor mu? KDO. Çünkü KDO efendim eğer yazı yazmaksa ala kanuni KDO. Bahtiyar ne oluyor? Kesinlikle hocam. Tabii kitap okumazsan bidatçı. Tabii ki yazmazsanız yani istisna. Evet tekfir yani. Üç meselede tek evet. Aman arkadaşlar, yazı yazmada aman şey yapmayın, ihmal etmeyin. Yani bu el çok enteresan bir şey arkadaşlar, gerçekten. Hani ruhumuz alışkanlıkları kaybediyor mu, kazanıyor mu, onu tam bilmiyorum yani. Oraya bir türlü gelemedik ama. Beden kadar nankörü yoktur yani. Yani beden kadar, mesela 3 gün yemek yemeyin, hani biliyorum yani diyelim. Ondan sonra yemek yerken zorlanıyorsunuz falan. Yazıya Ercan'cığım biraz ara ver. Yani bu el sanki hiç yazmamış gibi oluyor. Bence yazının güzelliği burada zaten. Her yazının yeniden yazılması lazım. Yani el
Hani şey var yani, bir de hani ya hattatlar yani, hani işte böyle kamusu yeniden açıyorlar falan filan bir şey oluyor. Aslında elimizde öyle bir şey yani. Her yazının mürekkebi yeni, bilmem taze işte nedir onun adı? Kaleme yemi filan yani. Yani böyle bu benzetme aklıma gelmiyor şu kavramlar ya Rabbim. Evet. Peki. Şimdi geriye dönelim. Burada şimdi talimi, bu, şimdi önce bir mezhebin adını koyalım. Talimiye. 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 Fakat bu yeterli değil tabii. Başka isimler de yazalım. İmamiye. İmamiye. Şimdi aslında mezhebin yani metoduna bakınca doğru isimler bunlar. Yani talimiye, imamiye ya da imamın talimi aslında. Yani böyle bir şey olması lazım. Fakat Batesu. Hocam özür dilerim. Bir de İsmailiye de hani mezhebin kurucusu olarak. Ha. O onu söyleyeceğim. Evet. Onu söyleyeceğim. Yani şimdi genel olarak yani metot bu. Yani ya imam var burada. İmam var ve yöntemi de talim. Talim var. Ama diğer isimler mesela mezhebi diyelim ki doktrinal hale getirenler daha çok İsmaililer. İsmailiye ekolü. Ondan sonra İsmaililik. Bu yani 4. 5. yüzyılda çok önemli entelektüel faaliyetler oldu. Biraz da böyle siyasal olarak hani bir Fatımi işte devletleri var. Biliyorsunuz bu Ezler'in kuruluşu işte mesela Batini şey olarak kuruldu. Ondan sonra yani Orta Doğu'da aşağı yukarı hani böyle kan gövdeyi götürdü gibi. Yani bir tarafta hani İsmaili işte dâiler vesaire filan, bir tarafta karşısında da işte diğer gruplar falan böyle çok güçlü, çok çetin mücadeleler oldu. İsmailiye. Ama daha sonra biz mesela işte İsnaşeriye, Aşeriye, işte Batıniye falan gibi böyle değişik isimler kazandı. Bunlarla şimdi şey yapmam ama konuştuğumuz konu yani bugün mesela bizim Şia dediğimiz şeyin bir parçası ya da bunun özünü teşkil eden akımlar. Yani Şia'yı daha böyle bir yani heterojen bir yapı gibi düşünürsek bunun içerisindeki ana fikir veya bu ana fikri savunan kesimler. Yani bunun üzerine konuşuyoruz. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Gazali'nin aslında iki tane ciddi rakibi var. Birincisi büyük rakibi bu felsefeydi. Burayı konuşmuştuk. Metafizikçileri. İkincisi ise yani ben buna küçük diyeceğim ama yani mesela Gazali bunu daha hızlı geçiyor. Ama sosyal açıdan, siyasal açıdan aslında daha etkili bir rakip. Yani nitekim yani karşıda bir devlet var. Karşıda dâiler var. Mesela ortada biz şimdi mesela metafizikçilerin dâileri olduğunu bilmiyoruz. Yani gidip mesela şehir şehir işte metafizik şudur buna inanmalısınız diyen kişi bilmiyoruz. Ama İsmaililerin dâileri var. Yani ortada bayağı ciddi bir problem var, ciddi bir çatışma var ve propaganda var. Bu bakımdan aktüel olarak daha güçlü bir rakip. Hocam varmış olduğu netice itibariyle kendisini en zor ayrıştırabileceği grup da İmamiye gibi. Aslında öyle olması gerekiyor. Yani nitekim daha sonra mesela İmamiye'ye karşı biraz gevşediği söylenecek ki ben tabii tam bu kanaatte değilim. Çünkü şahsi kanaatim mesela ben tasavvufun İmamiye'nin içini boşaltan bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim mesela. Şimdi selefi zihniyetle baksan Gazali'yi felsefe içerisinde mütalaa edebilirsin. Ama daha doğru baksan veya felsefeden baksan Gazali'yi kabul etmezler. Ben şahsen tasavvufla İsmailiye'nin veya Batıniye'nin ilişkisini Gazali ile felsefenin ilişkisine benzetebilirim. Yani sufiler ya da tasavvuf Batıniye'nin en temeldeki öğretisini, yani en temelde bir öğreti var. O öğretinin bozulması üzerine kurulu. Onu bozuyor. Ondan sonra mesela bozduktan sonra diyelim ki pek çok kavramı oradan alabilir. Yani az önceki bağlamdan kopartma da dediğim gibi olabilir. Ya da mesela onlar tasavvuftan alabilir. Önemli değil yani buradaki şeyleri tam bilmiyoruz. Ama netice itibariyle İsmailiye ile yani talim mezhebiyle Gazali'nin tasavvufun ilişkisi Gazali'nin felsefeyle ilişkisine biraz benziyor. Ya da kelamın felsefeyle ilişkisine biraz benziyor. Kelam ne yapmak istedi? Aslında felsefenin metafizikteki iddialarını bağlamını çökerterek, şeyini çökerterek onları etkisiz hale getirmek istedi.
Peki tasavvuf ne yapmış oldu? Tasavvuf aslında batiniyenin en temeldeki birkaç iddiası var. O iddiaları kabul etmeyerek aslında batıniliğin o temel şeyle çelişmiş oldu ya da çatışmış oldu. Bunların karşısına başka bir velayet anlayışı getirerek, başka bir irşat anlayışı kurarak aslında batıniliğin zeminini boşaltmaya çalıştı. Yani boşalttı. Bu nedenle biz mesela tasavvufun bu erken dönemine sünni tasavvuf diyoruz. Bundan dolayı. Yani arada çok ciddi çatışmalar var. Bir yönüyle mutezileyle mücadele ediyorlar. Mutezile zahitliğiyle. Bir yönüyle de şey yani Şia'nın bu İsmaili öğretisiyle mücadele ediyorlar. Bu nedenle yani bizim mesela elimizdeki tasavvuf kitapları aslında sünni tasavvufun teşekkül ettiği eserlerdir. Yani bunu söylememizin sebebi buydu. Ama şunu tekrar söyleyelim. Şimdi metafizikçiler büyük problem. Fakat talimiye, yani sanki mesela Gazali'nin eserinden mesela şeydeki Fezaül Batiniye'de o daha çok çıkıyor. Fezaül Batiniye'de hakikaten yani Gazali yani ciddiye almıyor. Yani hani şeyleri hiç ciddiye almıyor. Yani böyle çok üst perdeden, çok güçlü bir şekilde saldırıyor batınilere. Bu nedenle teori olarak daha zayıf görüyor demek ki. Ama sosyal açıdan, siyasal açıdan batıniler bir defa devletleri var. Güçlüler, mesela Bağdat'ta güçlüler, başka yerlerde güçlüler. Yani bir terör estiriyorlar, en azından öyle suçlanıyorlar. Yani bu tarz şeyler var. Böyle bir farklı durum var. Şimdi değerli arkadaşlar... Şimdi sorunu nasıl görmek lazım? Yani bu talimiye meselesi nasıl görmek lazım? Bunu daha önce anlattığım bir şeyi şöyle kısaca tekrar etmem gerekecek. Bizim ilahiyat mesleği diye bir meslek var ya, ben bu mesleğin hikayesini anlatırken şuradan hareket ederim. Derim ki, ilahiyat mesleği bir takım kabuller üzerine kurulu bir meslektir. Mesela nedir bunlar? Birincisi, ateizmi reddetmeksizin İlahiyat mesleğinden konuşamayız. Neden? Çünkü ilahiyat mesleği bir tanrı fikri üzerine kuruludur. Devam ediyorum. Deizmi reddetmeksizin ilahiyat mesleğinden konuşamayız. Çünkü ilahiyat mesleğinin olabilmesi için teist bir tanrı telakkisi şarttır. Mesela deizmden çıkmaz. Üçüncüsü, tanrının bizimle irtibatının hususi yönlerinden birisi olan vahiy gelmeksizin ilahiyat mesleğinden konuşamayız. Şimdi buraya kadar böyle kademe kademe yani her birinin rakipleri var. Uzun mesele de anlatmıyorum da şimdi en son geldiğimiz noktayı söyleyelim. Şimdi vahye geldik. Tamam yani ortada vahiy var. Vahiy var. Şimdi şöyle bir problem var. Bu vahyi kim getirdi? Peygamber. İşte kim uyguladı? Peygamber. Peki şimdi vahyin bir dili varsa, vahyin bir anlamı varsa bu vahyi kim anlayacak? Hangi yöntemle anlaşılacak? Hatırlarsanız bizim ilk kitaplarımızdan bir tanesi Haris Esed el-Muhasibi'nin Fehmül Kur'an'ıydı. Ve Fehmül Kur'an'la biz bu meseleyi kısmen tartışmıştık. Demiştik ki Haris Muhasibi diyor ki evet diyor Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması büyük bir problemdir. Bu kitabın anlaşılması için şöyle şöyle bir yöntem takip etmemiz lazım gibi böyle çok ciddi bir mücadele vermişti. Yani kitabın içerisinde böyle çok güçlü bir ana fikir var. Şimdi o kitap niçin yazılmıştı? Muhtemelen çevredeki, yani daha sonra bizim Şia'da gördüğümüz veya bu İsmaililerde gördüğümüz ya da başka ekollerde gördüğümüz bir takım iddialara cevaben yazılmıştı. Ne olabilir o iddialar? Bu iddialar şöyle olabilir. Mesela diyelim ki, Kur'an-ı Kerim'in anlamı üzerinden böyle geniş bir septisizm geliştirilebilir. Mesela deriz ki, evet biz bu kitabı Allah'ın kitabı olarak kabul edelim ama ne dediğini, mesela anlamının ne olduğunu, hangi ayet ne manaya geliyor, hangi ayet nesedilmiştir, hangi ayet edilmemiştir, biz bunları bilemeyiz. Şimdi böyle görüşler var. Nitekim Muhasibi'nin yani daha 220'lerde bu görüşlerin çok güçlü olduğuna dair şeyler var. Hatta mesela Muhasibi diyordu ki hatırlarsanız, bazılarına göre diyor mesela Kur'an-ı Kerim'in diyor 3000 ayetin nasihtir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim neredeyse yarısı nasih, yarısı mensuh gibi yani böyle bir örnek veriyordu falan. Şimdi demek ki yani Müslümanların önemli bir kısmı ve Müslümanlar arasında çok ciddi bir tartışma ortaya çıkmış. Tartışma bu Kur'an-ı Kerim nasıl anlaşılacak meselesiydi. Daha sonra bu usul ilimleri dediğimiz şey veya usul ilmi dediğimiz şey bu çerçevede ortaya çıkmıştı. Sorun nedir arkadaşlar? Sorun şu. Şimdi vahyin sübutuna inanıyoruz. Sübutuna. Burada sorun yok. Peki vahyin delaleti nedir? Yani
herhangi bir vahyin delaleti nedir? Mesela Tanrı bir şey söyledi. Diyelim ki mesela cennet dedi. Diyelim ki cehennem dedi. Diyelim ki başka bir şey dedi mesela. Vahyin delaleti nedir? Bunu kim anlayacak? Şimdi soru bu. Şimdi Gazali'nin en son bitirdiğimiz cümlesinde ne diyordu? Filozoflar diyorlar ki, peygamber muhayyileye göre ya da sembolizmle konuştu diyorlardı. E o zaman şimdi birisinin gelip bu sembolleri çözmesi lazım. Şimdi Kur'an mesela Kur'an-ı Kerim bunun bir parçası. Yani diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de sembole göre konuştu. Örnek vereyim size. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de mesela cennet var, Kur'an-ı Kerim'de cehennem var. Şimdi acaba bunlar hakikaten bildiğimiz şekilde ve bildiğimiz demeyeyim de tahayyül ettiğimiz gibi böyle bir işte cennet, bahçe, işte sular, ırmaklar, yemekler, içecekler böyle bir şey mi? Ya da cehennem yani böyle ateş, çukur falan böyle bir şey mi? Yoksa bunların başka bir anlamı mı var? Şimdi bu tasavvuf tarihinde de çok ciddi bir mesele olmuş. Dini düşünce tarihinde çok ciddi bir mesele olmuş. Ya da diyelim ki mesela Tanrı için kullanıyoruz mesela. Mesela Allah'ın razı olması diye bir şey var. Acaba Allah nasıl razı olur? Mesela Allah nasıl öfkelenir? Mesela gazap Allah'a nasıl izafe edilir? Bakın şimdi şunlar da yani Allah'ın eli var, ayağı var, gelmesi var, gitmesi var, gözleri var. Şimdi bunları anladık. Hani bunlar bir şekilde yorumlanacak. Peki duyguları var. Mesela öfkeleniyor. Mesela razı oluyor. Değil mi? Yani hadislerde geçiyor mesela Allah güler diyor. Dahika kelimesi geçiyor. Mesela gayur var mesela kıskanır diyor, sevinir diyor. Şimdi biz bunları Allah'a nasıl izafe edeceğiz? Yani bunları nasıl mana çıkaracağız? Şimdi dolayısıyla bir delalet tartışması ortaya çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim ne dedi? Anladık yani Kur'an-ı Kerim geldi de ne dedi diye bir delalet tartışması ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, dini hayatın ve din düşüncenin en önemli meselesi budur. Yani bu delalet nedir? Günümüzde de bu böyledir. Yani gerçekten mesela Kur'an-ı Kerim ne dedi? Buna tabii Peygamber Efendimiz'i de katalım. Peygamber Efendimiz ne dedi? Acaba Peygamber Efendimiz'in konuştuğu şeyler, o konuştuğu kişilerle sınırlı bir şey midir? Yoksa evrensel midir? Bunların hepsi delalet tartışmasından ortaya çıkar. Şimdi prensip olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, din içerisinde ortaya çıkan bütün usul tartışmaları delalet sorunundan ortaya çıktı. Yani mevzu delaletiydi. Yani bu delili nasıl anlayacağız? Bunun delaletini nasıl anlayacağız? İstidlal dediğimiz şey buradan burayla ilgili bir şeydi. İstidlal ne demek? Ortada bir delil var. Mesela ayet diye ya da hadis diye bir delil var. İstidlal. O delile bir haber soracağız. Onun peşinden gidip bir hükme ulaşacağız. Bu hükme nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar bakınız. Talimiye mezhebi dediğimiz şey evvel emirde şu eksende ortaya çıkıyor. Çünkü talimiye ister istemez nübüvveti kabul edecek. Yani peygamberi kabul etmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Nübüvvetin bir vahiy getirdiğini, ortada bir vahiy olduğunu kabul edecek. Peki ne diyecek? E şimdi nübüvvet mesela bir vahiy getirdi. E o zaman şimdi bu vahiy biz neye göre anlayacağız? Şimdi az önce size bir şey söyledim. Dedim ki İmam Gazali dedim muhtemelen ilahi sıfatlar konusunda şey yaparken yanılıyor. Yani felsefe işte ilahi sıfatları zatın aynı kabul eder. Ya en az ya ifadede bir problemi var ya da yani bu cümle doğru değil dememiz lazım. Benzer bir şey şurada oluyor arkadaşlar. Yani birbirini anlamamayla ilgili bir şey şurada oluyor. Şimdi Hazreti Peygamber'den sonra onun yerine kim geçecek meselesi tartışılırken Müslümanların bir kısmı diyor ki işte Hazreti Ebu Bekir geçsin ve Hazreti Ebu Bekir halife oluyor. Şimdi diğer kısım diyor ki Hazreti Ali geçsin. Arkadaşlar bakınız. Bu hikayenin iki evredeki serencamı birbirinden farklıdır. Bu hikaye Hicaz şartlarında halife şu mu olsun bu mu olsun tartışmasıydı. Ama Hicaz sonrasında farklı kültürlerin eline geçtiği zaman hikayenin iki kısmı da başka şekillerde yorumlandı ve şu tartışma ortaya çıktı. Acaba peygamberden sonra yerine geçecek kişi nübüvvetin bir parçası mıdır, siyasetin bir parçası mıdır? Tamam mı? Tartışma böyle şekillendi. Peygamberden sonra onun yerine geçen kişi nübüvvetin bir parçası mıdır, yoksa siyasetin başı mıdır? Şimdi ehli sünnet ile veya ehli sünnet dediğimiz şey ile sünni gelenekler ile ki bunun içerisinde Mutezile de girer bu bakımdan. Sünni gelenekler ile Şia'nın ayrıştığı nokta burası. Şia devam eden bir nübüvvet fikrine sahiptir.
Tamam bak devam ede. Bu daha sonra mesela tasavvufa, mesela bu kanaldan nüfuz ediyor. Mesela tasavvuf içerisinde de bu devam eden nübüvvet fikri de ortaya çıkıyor. Ayrı bir şekilde. Ama neticede tartışma şunun üzerine kurulu. Nübüvvetin bir parçası üzerinde mi konuşuyoruz? Yani diyelim ki mesela Hazreti Ali seçilecek. Şimdi Hazreti Ali Müslümanların başkanı mıdır? Nübüvvetin bir parçası mıdır? Yani yukarıdan mı geliyor? Aşağıdan mı yukarıya doğru gidiyor? Şimdi bu soru Hicaz evresinde başka türlü tartışıldı. Ya en azından biz böyle yani Sünni tarih yorumculuğu bunun üzerine kurulu. Bir Şii için mesela söylediğimin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü onlar tam tersi. Hicaz'da bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Ama biz hani Sünni tarih yorumculuğunu kabul edelim Ercan'cığım. Bu acaba diyeceğiz ki mesela Hicaz'da bu hikaye yani peygamberin yerine kim geçecek meselesi başka bir türlü tartışıldı, ele alındı. Ama post-Hicaz evresinde yani İran kültürünü tanıdıkları dönemde, Mezopotamya kültürünü, başka kültürlükleri tanıdıkları dönemde burası başka türlü yorumlandı. Ve Müslümanların önemli bir kısmı dediler ki Hazreti Ebubekir kimdir? Müslümanların başkanıdır. Yani reisül müminindir ya da halife-i müslümindir dediler. Peki diğerleri ne dedi? Diğerleri dedi ki Hazreti Ali yani nübüvvetin devamıdır. Dolayısıyla bizim ondan bekleyeceğimiz şey dini bir eylemdir. Hazreti Ebubekir'den bekleyeceğimiz şey ise siyasal bir eylemdir. Biz mesela şimdi arada ne fark var? Aradaki fark şu. Mesela Hazreti Ebubekir bir şey yapar ve biz deriz ki yanlış yaptın deriz. Mesela zekat vermeyenlerle ben savaşırım dedi. Bu bir içtihattı yani sahabe içerisinde bir sahabe içtihadıydı. Ve sahabenin önemli bir kısmı Hazreti Ebubekir'in doğru yapmadığını düşündü. Halife olduğu için ona itaat etseler bile bu görüşü doğru yapmadığını düşünmüşlerdir. Hatta rivayete göre Hazreti Ömer daha sonra o zorla alınan zekatların hepsini sahiplerine iade ettiği rivayet edilir. Yani bu içtihadı doğru bulmamış. Neden? Çünkü Hazreti Ebubekir'i Müslümanların başkanı olarak kabul ettiler. Nübüvvet ile Müslümanlar arasında şöyle çok keskin bir çizgi çizdiler. Hazreti Ebubekir Müslümanların başkanı şuraya kadar getirdiler. Ama Şia için böyle bir şey yok. Şia için Hazreti Ali nübüvvetin devamıdır. Ondan sonra gelen İsna-Şeri yani 12 imam o nübüvvetin devamı olarak geliyor. Bu nedenle şimdi ortaya çıkan tartışma masumiyet tartışmasıdır. Arkadaşlar bakınız şimdi bunun altını çizelim. Masumiyet. Şimdi masumiyet bence çok yanlış anlaşılıyor. Daha doğrusu sünni gözle baktığınız zaman konu anlaşılmıyor. Masumiyet günahsızlık, günah işlememek vesaire bu değil. Masumiyet demek, görüşlerinin, kararlarının tartışma dışı olması demektir. Yani otoritesi, yani o kişinin otoritesi tartışma dışıdır. Biz bunu mesela kiliseden de biliyoruz. Mesela diyelim ki kilise dedi ki dünya dönüyor veya dönmüyor. Dünya yuvarlaktır dedi. Şimdi bu bilgi yanlış olsa da olmasa da bu önemli değil. Bu tartışma dışıdır. Ne demek şimdi burada tartışma dışı? Yani bir insan... Diyelim ki mesela Galile dedi ki dünya dönüyor. Bu bidattır. Ama kilise dedi ki dünya dönmüyor. Bak bu bilgi yanlış bile olsa doğru bilgidir. Eğer biz Tanrı'ya ulaşmak istiyorsak Galile'nin yoluna gidemeyiz. Kilisenin yoluna gitmemiz lazım. Çünkü onun bilgisi tartışma dışıdır. Anlatabiliyor muyum? Diyelim ki bize mesela İmam Cafer bir söz söyledi. Ve o söz mesela uymuyor bize. Yani şey bilgi olarak doğru değil. Onun yanlışı, tırnak içerisinde söylüyorum, zihnimizdeki yanlışı bizim doğrumuzdan daha iyidir. Biz o sözle Allah'a yaklaşabiliriz. Senin doğrunla Allah'tan uzaklaşabiliriz. Dolayısıyla şimdi bakınız. Bidat yanlış demek değil. İmam içtihadı da illa doğru demek değil. Bidat hatalıdır, yanlıştır bu açıdan. Ama imamın içtihadı, dolayısıyla Hazreti Ali'nin içtihadı masumdur. Yani otoritesi tartışma dışıdır. Şimdi bunu çok iyi anlamak lazım ve buna... Herkesin kendi durduğu yerden, kendi mezhebinden bakmamız lazım. Peki, şimdi neden bunu böyle söylüyorlar? Şimdi diyorlar ki, şimdi nübüvvet vahyi getirdi. Bu Tanrı'nın bir inayetidir. E şimdi nübüvvet zamanında peygamber bu vahyi açıkladı. Bu da bir inayettir. E ondan sonra ne oldu? Mesela şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki felsefeye karşı ve herhangi bir şeye karşı mesela vahyi savunuyorsunuz. E vahiy nerede? Yani peygamber yok, vahiy nerede? Şimdi Gazali şimdi burada diyecek ki, yani en azından şeklen baktığınızda bu tartışma sanki haklı gibiler. Burada haklı gibi. Mesela vahiy nerede? Bak vahiy nerede?
Şu metinler Kur'an-ı Kerim'de. Ama onu şimdi sen kendine göre yorumlayacaksın. Ben kendime göre yorumlayacağım. Ortada vahiy yok ki. Vahiy pasif. Nitekim bugün Müslümanların önemli kısmı bunu böyle düşünüyor. Şimdi buna mukabil Şia diyecek ki, yani vahiy pasif, buna diyecek ki bunu aşmak için ortada bir imam olması lazım. Yani birisi olacak, diyecek ki bize mesela Tanrı gazap etti şu demektir. Tanrı rıza razı oldu şu demektir. Mesela zekat şu demektir, oruç şu demektir, namaz şu demektir. Bize kesin olarak, yani matematiksel bir kesinlikle diyecek ki şu şöyledir. Biz de onun peşinden gideceğiz. Böylece ihtilafları aşacağız. Bu nedenle arkadaşlar bakınız. Şia kişi merkezli, kişi karizması üzerine kurulu bir mezhep haline geldi. Ve bu nedenle genellikle de daha etkileyici unsurlara sahiptir. Ağlama, sızlama, şu bu falan, bu tarz şeylere sahiptir. Sünnilik ise arkadaşlar bakınız. Burası yine çok önemli. Hani işini özetleyeyim de şey metne tekrar döneriz. Sünnilik ise şimdi mesele vahyin anlaşılması. Tamam mı? Vahiy. Bunun anlaşılması. Şia nübüvvetin sürekliliğine inanıyor. Nübüvvetin sürekliliği ne inanıyor? Peki sünnilik neye inanıyor? Sünnilik metnin anlaşılırlığına inanıyor. Şimdi bakın. Birisi nübüvvetin sürekliliğine, ikincisi ise yorumun imkanına inanıyor. Hem sünnilikle, yani Gazali'nin tavrıyla Şia'nın tavrı arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Birisi nübüvvetin çünkü aslında şimdi baktığınızda hakikaten doğru. Yani Şia'nın dediğin en azından böyle haklılık bir tarafı var. Nedir o? Çünkü ortada vahiy var diyorsun. Mesela sahabe açısından iş kolay diyelim ki. Peygamber var falan. Sonraki nesiller, yani aradan 1400 sene geçiyor. Her şey gelenek haline geliyor. Nereden bilelim mesela Tanrı'nın tam olarak? Yani bugün şimdi bir hadis-i şerif yorumluyordu mesela. Diyor ki Allah vardı, onunla beraber başka bir şey yoktu. Yani şimdi bunu aktaran sahabe ne anladı? Son kullanan kişi veya son yorumlayan ne anladı? Bunları nasıl bağdaştıracağız ki aradan şu kadar zaman geçmiş? Yani bunu nasıl bağdaştıracağız? Ehl-i sünnetin bu konudaki teorisi metnin anlaşılabilirliğidir. Yani metin anlaşılabilirdir. Peki nasıl anlaşılacak? Şimdi nübüvvetin sürekliliği imamı meydana getirdi. Tamam. Ve imam merkezi oldu. Metnin anlaşılabilirliği ise usulü meydana getirdi. Hemen buradan ehl-i sünnetten, yani şimdi iş böyle biraz slogana doğru gidiyor. Tuva. Yani öyle bir kavram kullanmazsam şahsen, ben bunu yazık olsam o kavramı yazarım. Bir yaz da görelim. Tamam. Yani ben şimdi yazılmamış yazı üzerine bir şey söyleyemem. Ben de söyledim. Evet, yani ortada bir yazı olsun yani. Batıyer, ortada bir yazı olsun ama. Tabii hocam, zaten yazı yazmamak büyük günahtır. Büyük günahda fasıklık. senin açından durum zaten çok kötü. Yani o elmez beynel menziyetine de gidemez yani. Evet. Yani yazı yazmadığı zaman. Tamam, oraya da gidemez. Peki, şimdi bakın. Nübüvvetin sürekliliği imamdır. Dolayısıyla şimdi, yani neden Şia ehli sünnete çok kızıyor? İşte ehli beytin, yani ailenin haklarını savunup savunmamamız değil mesele. Nübüvvete karşı suç işlediğimizi düşünüyorlar. Tamam mı? Yani opportunist hareket ettik. Siyasetin şartlarına baktık. Dedik ki bu Arapları başkası yönetemez. Hazreti Ebu Bekir'den başkası yönetemez. Yani bu tabayı İran'dan kimi tercüme ederlerse böyle bir allame koyarlar başına. Allame tabayı biliyorsun hocam. Ondan sonra şimdi o söylüyordu bunu, tamam mı? Tabayı mıydı? Şeydi. Şey diyor, Şia diyor idealisttir diyor. Sünniler de opportunisttir diyor. Tercüme ederken galiba biraz şey yapmışlar, yani böyle hafif konuyu sansürlemişler yani biraz da, ama anlaşılıyor yani ne dediği anlaşılıyor. Çünkü biz diyor, yani nübüvvetten sonra, yani Hazreti Ali'nin oraya geçmesini bir şey olarak, bir itikat meselesi olarak düşündük. Müslümanlar sünniler ise diyor meseleyi bir siyaset olarak mütalaa ettiler. Yani zannettiler yani. Hem bunun üzerine kurdu. Şimdi nübüvvete karşı suç işlediğimiz için Şia'ya karşı bizim suçumuz büyük. Yani menzil beynel menzil eteğinde değil yani. Durumumuz çok kötü.
Ondan sonra tabii Şia zaman içerisinde bozuluyor herhalde. Sünnilik tarafından biraz ikna ediliyor ve daha yumuşuyor. Yani normal şartlarda yani çok daha şedittiler. Sünnilik, bakınız, bu nedenle imam merkezi daha karizmatik. Yani şey üzerine odaklanıyor. Sünnilik ise metnin anlaşılırlığı üzerine kurulu. Fakat şimdi burada birkaç tane yöntem ortaya çıkıyor. Mesela birinci, daha doğrusu ihtimal ortaya çıkıyor. Birincisi şu arkadaşlar. Şimdi dedim ki metin anlaşılırsa herkes tarafından anlaşılsın. Şimdi bunu bir insanın söyleme hakkı vardır. Yani Tanrı bize bir şey göndermişse o zaman bize herkes bunu anlasın yani. Niye anlamıyor ki? Bu çok iyi bir eleştiridir. Yani daha doğrusu eleştiri demiyorum, çok iyi bir sorudur yani. Yani Tanrı bize bir şey gönderdi, biz bunu anlayalım yani. Niye anlamayalım ki? Yani illa cemaat mı olmak zorundayız? İlla bir arada mı olmak zorundayız? Şimdi arkadaşlar, Sünnilik diyor ki, burada biraz gerçekçi hareket ediyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim apaçık anlaşılır değildir. Mana kapalı da değildir. Bir yöntemle yorumlanmaya muhtaçtır. Bu yöntemin üst ismi usuldür. Tamam mı? Bunu kullanan kişi, bunu kullanan kişinin adı mesela alimdir. Bak, alim. Bak, şurada imam dedik. Bu adama alim dedik. Alimle imam hiçbir ilişkisi yok. Bak, hiçbir ilişkisi yok. Bunun kullandığı yönteme içtihat denir ya da istinbat denir. İstinbat denir. Şimdi istinbatla ulaştığımız netice diyelim ki içtihat ya da bir hükme ulaşıyoruz, tamam mı? Şimdi peki bu hüküm nedir? Mesela bu hüküm Nas'ın ta kendisi midir? Değildir. Ama Nas'a en yakın olan şeydir. Hem bak, Nas'a en yakın olan şeydir. Yani bir bakıma yani böyle hani desek mesela evet bu da Nas'tır, Nas'a eşittir desek o zaman aslında İmamiye'nin tam dediğini demiş olacağız. Öyle değil. Nas'a en yakın olan şeydir. Bu nedenle, bunun altını tekrar çizelim. Şia, yani Müslümanların Şia kanadı, imam merkezi üzerine kurulu, imamı nübüvvetin bir sürekliliği devamı olarak görüyor. İmam olmaksızın bizim kesin bilgiye ulaşamayacağımızı söylüyor. Karizmatik liderler etrafında örgütleniyor dedik. Ve bundan dolayı böyle çok cazip, çok şey unsurları vardır. Ama şey ise, sünnilik ise metnin anlaşılabilirliği ilkesi üzerine kurulu. Buradan usul çıkıyor, yöntem çıkıyor. Buradan bunun temsilcisi uygulayan kişi alimdir. Yöntemin adı istinbattır. Ve çıkardığı hükmü, şeyin adı da hükümdür. Bu genel çerçevemiz. Bunlar anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman konuya girelim. Bir şey soracağım. Efendim? Hocam şu an Şia mesela kendi usulü var. Ve yani fıkhi istinbatlı işlevleri falan ortaya çıkartıyor yani. Bu temel paradigmasına karşı oluşturduğu bir durum mu oluyor? Yani Sünniler baktığında böyle görüyorlar. Çünkü Gazali burada söyleyecek. Kayıp imam nerede diyecek. Onun yerine bir adam içtihad ediyor. Yani aslında sünniliği taklit ediyorsunuz demeye getirecek yani. Aslında bu biraz doğru gibi gözüküyor ama ya Şia mutlu yani şimdi bir sistem böyle dışarıdan eleştirilerle çökmez. Ya onun cevabı vardır yani. İmam orada değildir ama orada bir yerdedir. Ayetullah'da falan mı? Tabii yani orada bir yerdedir. Yani meseleyi çözerler yani. Yani orada şeyde yani sistemde sorun olmaz. Ama temel şey bu yani. Temel ayrım noktası bu. Bunun üzerinden İslam tarihi şey yorumlanıyor. Mesela Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi neden çok önemli bir hadisedir? Bundan dolayı. Yani Hazreti Ali'de kaçırılan imkan Hazreti Hüseyin'de tam tahakkuk edecekti. Yani nübüvvet gene süreklilik kazanacaktı. Orada Hazreti Ebubekir ile Ali'nin hakkını alanlar, Hazreti Ali'nin hakkını alanlar burada yani buradaki hakikaten şey kötü oldu yani. Yani Yezid'le yani Hazreti Hüseyin'in hakkı işi biraz kötü oldu. Ama tam yani süreklilik sağlanacaktı. Yani meleküt iktidarı yeryüzünde yeniden kurulacaktı. Orada gene Sünniler pragmatist ya da opportunist hareket ederek Müslümanların genel maslahatını nübüvvetin haklarına tercih ettiler. Şia yorumu söylüyorum. Yani şimdi bunu birisi duyar Ekrem Hoca böyle diyor falan gibi olmasın yani. Tövbe yani ben bu konuda da yani Sünni çerçevedeyim yani bunu beyan edelim. Sağda solda yürürken başımıza bir şey düşmesin yani. Neyse, evet. Şaka diyorum yani kimseye bir şey dediği yok aslında. Sadece böyle abartılar var yani. Nerede o duyarlılıklar, nerede o aslında öyle bir şey yok yani. Evet. Bu Şia, şey evet. Şia mesela sadece bizim peygamberimiz değil de ondan önceki yaşamış nübüvvetler hakkında ne düşünüyor? Mesela Hazreti Musa'nın vasisi Harun'dur.
Şimdi orada bence geçmiş nübüvvet yani örnekleri için Şia'nın dediğinde makuliyet var. En azından Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları kadar. Şundan dolayı. Şimdi bakıyorsun mesela Hazreti İbrahim bir yerde peygamber. Yanında işte Lüt Aleyhisselam öte falan yani. Şimdi sonra yani Hazreti Peygamber'le birlikte çok istisnai bir örnek ortaya çıkıyor. Tam istisnai bir örnek. Yani mesela aradan şu kadar zaman geçiyor. Filan nübüvvet yok yani. Demek istiyorlar yani. Bunu şimdi Şia'nın nübüvvetin devamı meselesini biz iki şekilde öğrenebiliriz. Daha doğrusu anlayabiliriz. Bir, karizmatik aileler meselesi. Bunun mesela Türkiye'de de karşılığı vardır. Bu ocak, işte ocak kültürü vesaire falan. Ercan bilirsin. Yani ocak kültürleri. Mesela diyelim ki ocak şifa veren bir ocak. Yani mesela diyelim ki yılan sokuyor. O ocaktaki kişi dokunuyor, iyileşiyor filan mesela. Böyle örnekler vardır, tamam mı? Yani ondan sonra bu karizmatik aile, yani ailelerin eskiden beri bir takım kadim özellikler getirdiği ve ailelerde bu özelliklerin yaşadığı fikriyle bu çok yakın ilişkili. Bu nedenle mesela ehli beyt demek aslında bir ocak demek. Yani bir nübüvvet ocağı vardır. Bu ocakla bu şey devam ediyor demektir. Bu daha sonra mesela çok etkili oluyor ve mesela özellikle tarikatlarda, başka yerlerde filan yani nübüvvetten bir parça almak. Yani nübüvvetle, ya daha doğrusu ocakla, affedersiniz nübüvvet demeyelim. Yani nübüvvet aslında ocağın tabii bir neticesi. Mesela yani bu şu demek. Mesela ehli sünnet içerisinde herhangi bir kişi peygamber olabilirdi. Şimdi bu yorum içerisinde yani Hazreti Peygamber'den başkası aslında peygamber olamazdı. Çünkü o ocaktan geliyor gibi. Bir ocak meselesi var konuyu anlamak için. Ocak meselesinin mesela biz zannedeyim bir kısmını biliyoruz. Bir kısmı da siyasetle ilgilidir. Mesela bu hani Shakespeare'in şeylerine geçer bu. Yani kraliyeti kim temsil edecek? Yani bir başkası onun yerini alsa ne olur falan gibi. Yani bütün dünya kültürlerinde olan bir şeydir. Ocaklar, ocakların özellikleri falan. Mesela bizim Türk şeylerinde de vardır. Yani diyelim ki mesela adam kayboluyor. 20 sene, 30 sene geçiyor. O gelene kadar kıyamet kopuyor. Ama o geliyor mesela toplumu tekrar inşa ediyor. Şimdi böyle inançlar vardır, tamam mı? Bunlarla yani bu ocak kültürüyle ehli beyt arasında bir irtibat var. Ehli beyti şimdi peygamber böyle aile gibi denildiğinde tam tartışma anlaşılmıyor, konuşma anlaşılmıyor. Bunun adı ocaktır. Yani bir Anadolu'daki yani karşılığı ocaktır. Bir buradan meseleyi anlayabilirsiniz. O insanlık tarihine diyelim ocak kültürü meselesi. Karizmatik liderler, önderler vesaire filan meselesi. Mesela onların davranışları böyle yani ahlakilik açısından çok mütalaa edilmez. Yani misal olarak söyleyeyim. Adam dindar değildir ama o ocak özelliği devam ediyordur. Yani bizim mesela işte Ömer Hoca falan mesela bu konuları iyi bilir. Yani kendisi de öyle bir ocak şeyinden yani gelirdi. Ondan sonra ikinci mesele ise kilisedir. Bence kiliseninki de hani biraz bu, yani ocak şeyle de ilgili olabilir bilmiyorum. İkinci mesele kilisedir. Yani eğer Hristiyanlık içerisinde kilisenin ne olduğunu doğru anlayabilirsek, bu ocak meselesini doğru anlayabilirsek, Şia'nın ne demek istediğini ve Orta Doğu'nun veya Doğu Akdeniz'in İslam'a nasıl bir mirasla, miras cihetinden baktığını biraz daha iyi anlayabiliriz. Hocam, tam da bu noktada aslında hani kiliseyle Şia'daki ehl-i beyt unsurunu karşılaştırma imkanı bulduğumuzda belki kilisedeki Şia'da olmayan bir şey vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü Şia'da bir muhalefet aslında söz konusu. Mesela Hamid Dabbaşi açıkça yazar Şiizm adlı eserinde. Şia muhalefetken Şia'dır der aslında. Ama kilisede bir muhalefet yok. Mesela Şia iktidarı geçtiği anda Şiiliğini kaybeder diyor Hamid Dabbaşi. Mesela velayet-i fakih teorisi aslında diyor İran'daki devlet olduktan sonra Şiizm ya da Şialık hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Şöyle yani şu bakımdan katılmıyorum. Yani hani onun söylediği cihetten yani hiçbir şekilde katılmam. Fakat şu bakımdan katılabilirim. O da şu. Şimdi bir gün otobüste yolculuk yapıyoruz. Rıdvan Emre daha küçük o zaman. Bir Alevi bir abinin yanına oturdum. Daha doğrusu birisinin yanına oturdum yani Alevi'ymiş. Onunla konuşmaya başladık. Böyle çok hoş sohbet. Yani 73 yaşındaydı o zaman. Yani diyelim ki 14-15 sene oldu yani. Yaşıyorsa yani Allah sağlık versin. Vefat etmişse Allah rahmet eylesin.
Şimdi bana böyle bir hayat anlattı. Yani hakikaten böyle tüylerin diken diken oldu. Böyle her şey, yani tuttu, her neye tutmuşsa kopmuş, eline kalmış falan. En son dedi ki, bir yere bağla dedi ki, ya dedi, yani ben biraz böyle hani şey yaptım, endişelendiğimi falan görünce dedi ki, daha doğrusu biraz gerildiğimi, ya dedi, Ali'mi öldürdüler dedi, zaten düzen tutmaz bu dünya dedi. Şimdi, bu bakımdan muhalefettedir. Yani hakikatin iktidarı yeryüzünde kurulmayacaktır anlamında bu teori savunulabilir. Yani bu, ama Hamit arkadaşımızın böyle düşünmüş olabileceğini tamam sanmıyorum. Çünkü o Sivaslı abiyle tanışmış olması lazımdı yani. Tamam ondan sonra şeyde bunu tanımamış olduğu için bu böyle düşünemez. Nitekim bu tarz şeyler, mesela Hazreti Hüseyin'in diyelim ki kaybedeceği belliydi. Yani diyelim ki yani bu tarih yorumundan. Çünkü Ali kaybetmiş, o da kaybedecek. Hasan da kaybetmiş. Ondan sonra sürekli bir kaybetme tarihi. Çünkü yeryüzü melekutun ihdas edileceği, yani yeryüzünde cennet inşa edilemez. Yani olsa olsası en son işte Mehdi gelecek. Yani bu işler düzelecek gibi bir yorum olabilir. Fakat bu... Özellikle de muhtemelen tabii bunların tabii tarihin hepsini ayrı ayrı yazmak lazım. Mesela Şia'nın muhtemelen Türklerin eline geçmesiyle Şia'nın kaderi de değişmiş olabilir. Yani böyle bir hikaye olabilir yani. Evet, söyle. Konu anlaşıldı herhalde değil mi? Sıkıntı yok. Yani anlaşılmak ne demek? Yazı yazacak hale geldi herhalde. Değil mi Merve? Evet. Evet. Şimdi bu harika oldu. Bu harika oldu. Kadroyu kapatalım. Kilit vuralım şu aşağıya. Şimdi Gazali burada diyor ya. Ya diyor Batıniye ile ilgili bir kitap yazdım diyor. Başıma diyor üşüştüler diyor. Batıniye diyor niye güçlendiriyorsun? Ya ne alakası var diyor. E diyor öyle diyor anlattın ki diyor insanlar ikna oldu diyor. Ben diyor değil mi şimdi? Yani büyük değil. Şia'nın dediği gibi biri söz söylüyor ve o neredeyse ayırtılar. Bence şimdi Gazali şöyle diyecek yani her birimize bir imam verseniz bu iş olacak. Tasavvufta bunun cevabı o zaman içimizden bir imam bulalımdır. İçimizden yani derunumuzdan bir imam bulalım. Çünkü imam bana bilgiyi, tümel bilgiyi dahi aktarırken bu kulakla onu dinlediğim sürece o bilgi tikel olacak. Yani mesela imam bana diyecek bak şu duvarın arkasında bir şey var. Ben onu görmüş olmayacağım. Görmüş gibi olacağım. Gibinin ortadan kalkmasının tek yolu içimden olmasıdır. Yani ben şahsen yani Şia'nın itirazlarını anlıyorum ama Şia'nın çözümünün bir insanı ikna etmesi mümkün değildir. Mümkün değildir. Ama şu tartışmayı önemsiyorum. Onu söyleyeyim yani. Bu ocak kültürü meselesini çok önemsiyorum. Bu ocakların farklı fonksiyonları, farklı işlevleri meselesini çok önemsiyorum. Ve yani delalet meselesini, bu tartışma nasıl olacağı meselesini bunu çok önemsiyorum. Bu ayrı bir mesele. Evet. Peki. Şeye dönelim. Süremiz var değil mi Osman? Bir dakika mı? Nasıl bir dakika mı var? Sen oraya bunun için mi oturdun? Yani böyle şey... Evet. Allah Allah. Tamam madem çok şey. Evet, tamam bir cümle okuyalım ondan sonra bitirelim. Yok yani bu bugünkü niyetim böyleydi. Önümüzdeki hafta biraz da Fezaül Batiniye'yi özetleriz. Biraz da burayı bu talimiye mezhebine geçeceğiz inşallah. Felsefe ilmini öğrenip anladıktan ve atalarını belirttikten sonra bunun da amacını tam olarak gerçekleştirmede yetersiz kaldığını anladım. Yani öyle yani Gazali'ye felsefe de yetmedi diyelim. Yine aklım bütün problemleri tek başına kuşatamayacağını ve tüm sorunların üzerinden perdeyi kaldıramayacağını idrak ettim. Bu arada talimiye şöhret bulmuş. Yani ben bu işlere uğraşırken alanı boş bırakanlar, boş bulanlar talimiye nam bir bidate yöneldiler. Yani demek istiyor. Hakla kaim olan masum imamdan öğret. Yani her şeyin anlamı hakla kaim olan. Şimdi bu tabii mütercim anlıyorum. Yani bu böyle şey yapılır ama hakla kaim olmak zor bir ifade. Yani kaim billah, kaim bi emrillah. Mesela isim olarak tanımlar geçiyor ve ünvan olarak falan. Şimdi hakla kaim olmak şu demek yani Allah'la arasındaki perdenin ortadan kalkması.
Yani görüşünü, yani düşüncesi artık Allah'tan geliyor. Yani mesela şu ayeti okusa burada hakla kaimin manasını tam anlarız. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَى. Şimdi burada, şimdi peygamber demeyecek. Hiçbir zaman imama peygamber demeyecek ama. Allah kitabı ve yorumu gönderdi. Yani Allah metni ve tevilini gönderdi. Metni peygamberle gönderdi, tevilini ise vasi ile. Yani onun yerine geçen kişiyle gönderdi. Kaim bir emri bu demek. Yani bilgisi onlar. Bu nedenle otorite dışı, otoritesi tartışma dışıdır. Onun üzerine akıl yürütülemez. Yani yanlış mı dedi, doğru mu dedi, mesele söylenemez. Aynı zamanda taalluk olmuş yani. Tahakkuk açmış, taalluk haline gelmiş. Gelmiş, tahakkuku ve tahakkuk olmuş aslında. Yani bilgin. Fakat bak, burada da önemli bir şey var Merdan. Şimdi tasavvuf, mesela tahakkuk, tasavvufun kavramıdır. Tasavvufun kavramı olduğu için hiçbir zaman Şia'daki gibi bir anlam kazanamaz. Çünkü Şia'da tahakkuk sadece imamla ilgili bir kavramdır. Tasavvuf öyle değil. Tasavvuf da o yoldan yürüyebilen herkes için mümkün olan bir kavramdır. Yani sünnilikle, sünni şeylerle Şia arasındaki fark budur. Hani bir şey söyleyelim de o zaman öyle bitirelim. Arkadaşlar bakınız. Muhalifinin bilmediğiniz bir şey öğrenemezsiniz diyor. Ehli sünnet vel cemaat derken cemaatin muhalifi neydi? İmamdır. Yani biz vahyin delaletini seçilmiş bir imam vasıtasıyla değil, bir yöntemle öğreniyoruz. O yöntem birden çok kişinin kullanabileceği bir yöntemdir. Mesela desek ki bakınız, bunu ancak mesela bu yöntemi ancak bir kişi kullanabilir desek vel cemaat olmayız. Bu kişi mesela şu aileden gelen birisi olmalıdır desek vel cemaat olmayız. Cemaat demek herhangi bir seçki, yani herhangi, yani birisi mesela diyelim ki bir köle olabilir, birisi bilmem kim olabilir filan, tamam mı? Bunlar bu yöntemi tatbik ettiğinde delaleti çözerler, delalet sorunu çözerler. Bu nedenle biz ehl-i sünnet vel cemaatteki cemaat epistemik bir kavrama işaret eder. Epistemolojik bir şeydir o. Hakikati, yani şu yöntemi takip eden birden çok insanın test edebildiği, tecrübe edebildiği bir yöntem olduğunu anlatır. Ama buna mukabil ehl-i sünnet, mesela ehl-i şeyi anlatsam imamiye işte, yani ehl-i sünnet vel imamiye diyebilirim yani. İmamdır yani. Yani şey, temel şey o imam cemaat karşıtlığını da burada anlamış olalım. Peki böyle toparlamış olalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Biz bu arada cuma ve cumartesi günü Allah nasip ederse Karabük'te olacağız. Klasik Düşünce Okulu'nun Anadolu faaliyetini başlatmış oluyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla beraber olacağız. Bütün Karabük'ü davet edemeyiz yani, ama bir cemaat olsunlar yani. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'teki bir cemaat olsunlar. İnşallah hayırlı neticeler ararız, alırız. Oradaki performansa göre, oradaki duruma göre Anadolu'nun muhtelif bölgelerine gitme niyetimiz vardır. Hareket uğurlama falan. Ha, uğurlama. Bilmiyorum tam yeri konuşmadım ama muhtemelen buradan hareket ederiz. İnşallah. Evet. Arkadaşlar şu devamsızlık meselelerine biraz daha dikkat edelim. Yazı yazmanın artık kendiniz verdiğiniz falan.